Herkese yeni bir Microsoft Flight Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün face kamerası yok. Yüzümü göstermeyeceğim ama ekipmanlarımı merak eden arkadaşlarım oluyordu. Onlara da ithafen güzel bir video olmasını diliyorum. Logitech Extreme 3D Pro kullanıyorum ben. Küçük bir toretalımız var. Böyle güzel güzel rudder verebildiğimiz bir joystick'imiz var. Bilenler bilir. Emekler çok her türlü işimi gördü. Yıllar önce vardı. Satmıştım. Sonradan tekrar aldım yani Flight Simulator'a başladığımda. Her türlü işimi görüyor. Bunu aşırı ve ısrarlı bir şekilde tavsiye ediyorum abi. İnişte falan her türlü işimizi görüyor. Birazcık şöyle çekelim. Güzel bir video olmasını diliyorum. Çayınızı, çorbanızı alın abi. Ben kola içiyorum. Mis gibi uçuşumuzu yapacağız. Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun Çarşamba'ya havalimanına gideceğiz. Günün anlam ve önemine yakışır bir uçuş olmasını diliyorum hepinize. 30 Ağustos Zafer Bayramınız da ayrıca kutlu olsun. Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma da ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi New Flight diyoruz ve uçuşumuzu düzenlemeye başlıyoruz. Yeni bir livery kurdum Türk Hava Yolları'na. Onunla uçacağız. 1881 yapalım. Flight numaramızı da. Hadi bakalım. Lima Tango Foxtrot Juliet. İstanbul Sabiha Gökçen. Lima Tango Foxtrot Whiskey. Bu da aha, bunu bulmadı. Neden? Ah! Bir dakika, küçük mü yazmam lazım? Hemen şu sorunu bir halledeyim, geliyorum. Artık okuduğumu da görmez olmuşum. Lima Tango Foxtrot Hotel'miş. Whisky yazıp duruyoruz. İnanılmaz ya. Lima Tango Foxtrot Hotel. Şöyle buradan da hemen bir kopya çektik. Aslında not defterine de H diye yazmışım ama W olarak okuluyor. Yazım maşallah çok güzel olduğu için. 737-800 uçuracağız bugün. 160 yolculuk olanla gidelim. Bunları otomatik bırakacağım ama iniş kalkış pistimi seçeceğim önce bir. Kalkış için, iniş için 13 ILS olduğu için orayı tercih edeceğim ama bakalım önce bir. Lima Tango Foxtrot Juliet. Lima Tango Foxtrot Juliet. Hemen şöyle bir bakalım. Sabiha Gökçen'de 06. Müsait. Kafa rüzgarı var. Tatlı tatlı yaklaşacağız. O zaman şöyle 06 seçili zaten burada. Buradan da 13'ü seçelim. 13'te de şey olması lazım. Tailwind. Tailwind değil ya. Crosswind olması lazım. Tailwind'den kaçıyoruz biliyorsunuz. Aynen. 13'e de crosswind. Fazla bir rüzgar yok. İyi. Yani idare eder. Fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Hemen buralara bakıyoruz. Şöyle bir rotamızı görüyoruz. Şuradan şöyle bir Ankara üzeri götürmüş. Muhtemelen buralarda bir direct verip şu noktalara gidebiliriz. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Bir sebebi vardır muhakkak da. Yaklaşmamız da kuzeyden, kuzeybatıdan şöyle güzel bir pistimize iniş yapacağız. Go Errand'ımız da burada aynı şekilde. Buradan tekrardan şeye girip falan filan. Herhalde o. Öyledir. Ha, bir dakika. LTAC bize alternatif vermiş. Niye böyle yapmış abi? Önce niye Ankara'ya götürüyor? Allah Allah. Eğer diyor pas geçerse inemezsen diyor. Bu rotayı takip et. Buradan gel böyle in. Tamam, anlaşılmıştır. İyi, hadi bakayım. Generate diyoruz. Oyunumuzu açıyoruz. Evet. Oyuna girdik zaten. Uçağımızı hazırlamaya başlayacağız. Güzel bir saat var. Akşam saatinde kalabiliriz. Şöyle akşamüstü olsun birazcık dedim. Hani kokpitten kokpite böyle güneş falan güzel vursun. Böyle diğer açıları falan yapamayacağım maalesef. Çok güzel bir randıman alamadım maalesef. Belki ilerleyen günlerde daha güzel bir şeyler çıkarsa daha güzel görüntüler yapabiliriz. Şimdi bataryalarımızı açtık. Emergency Exit Light'larımızın şeyini kapattık, üstünü. Şimdi bir Grand Power isteyelim hemen. Şuradan Grand Power Request dedik. Dışarıdan gelmesini bekleyelim. Şey geldi, jeneratör. Birazdan kabloyu da takacaklar abiler. Aha da buraya hop çıp diye taktılar. Sıkıntı yok. Şimdi yukarıdan hemen Grand Power'ımı bağladım uçağıma. Ardından ILS'lerimizin, daha doğrusu navigasyonumuzun ortalanması için bunları başlatalım. Ardından neler yapıyorum? Hemen ona bakalım. APU'yu başlatmak için yakıt pompamızı açtık. APU'yu startladık. APU'yu bekliyoruz. Bir daha şöyle bir low oil diyor ama şunları otomatik alalım. Şunu da otomatik alalım. Volantaya falan da açtım bu arada. Ona da bakacağız. 35.000 feet'te uçacağız bugün.
Apımız da geliyor aynı zamanda. Şu elektrikleri açalım. Ondan sonra window heat'ları açıyorum. Sıralamayı karıştırabilirim dediğim gibi. Yani öğreneceğiz. Doğrusunu öğreneceğiz de yapacağız bir şeyler. Ya damperi falan şimdi açmıyorum. Apımız gelsin. Apıya geçelim. Ardından işlemlere bakalım hocam. Evet, apı geldi sayılır. Apı bildiğimi açıyorum. Apı jeneratörlerime geçtim hocam. Şimdi diğer yakıt pompalarımı da açtım. Ondan sonra propitleri de şimdi mi açmamız lazım emin değilim ondan. Dediğim gibi ya damper hemen gelmeyebilir, atabilir kendini. Yo, geldi. İyi, güzel. Tatlı. Hemen şurada bak, bunu yeni öğrendim. Grand Power'da bağlı değiliz. Apı jeneratörün power'ına bakalım, voltajına falan. Fatih abi selam olsun. Şimdi hemen şuradan yakıt ayarlamalarım falan yapacağım ben. Menü fuel diyorum şuradan. Ne kadar bir yakıt vermiş bize? Planımızı açalım. Hocam planı niye açamıyorum? Şimdi fuel demiş 7.1. Maksimum 9.3 alabiliyormuşum zaten de 7.1. 7100. Ardından şuradan payload bölümüne geliyorum. Kaç yolcuyla uçacağım hocam? 160 tane yolcumuz var. Ama niye uçakta o kadar kontenjan yok? Bu olmadı ki şimdi. Plana niye böyle çıkardı ya? Tüh. Payload 17.8 diyor. Bayağı bir ağırız. Bu konuda ne yapacağım bilmiyorum. Zero fuel weight şey yapayım mı? 60.0. Abi ben niye böyle ağırım ya? Dur, ona bakacağım. Bakacağım. Gerekirse bir şeyler yapacağız. Pozisyon. LTFJ. Hemen şuradan LTFJ'yi girdik. Hangi kapıdayız? Parking 81 mi burası? Hayır, 81. 81. Şöyle mi yapacağız o zaman? P81. Abi giremiyoruz. Ben şunu alayım. Çok fazla kasmaya gerek yok. Rotamızı hemen şuradan isteyelim. Gelsin. Neresiydi? LTFC, LTFH. Aynen bu. Samsun'a. Select dedim. Bunu bir buraya bir işlesin. Buradan yapacağım bir şey var mı? Atladığım bir şey. Şunu bir 35.000'e ayarlayalım. Şuradan hemen bir runway elevation'a bir bakalım. Airport elevation'a ya da. 312 diyor. 300. Yani inşallah doğru yapıyorum, dur. Hemen şuradan load diyelim, bu gelmiştir. Yüklesin, hemen performansı da isteyeceğiz aynı zamanda. Keşke bunlar biraz daha hızlı olsa yani mesela. Bu arada edit yapmayacağım bu videoyu, doğrudan yükleyeceğim abi. Çok uzun tutmak istemiyorum. Şöyle bir activate diyorum. Execute dedim. Flight numaramız kaçtı? Hemen şuradan volantadan bakayım, ben ona oradan alıştım. TK1881. Turkish 1881. Kaçtan kalkacağız abi? 06. Performans initliyoruz. Bunu da istiyorum. Ben buradan sonra işlemleri hızlı hızlı yapıyorum. Uçuşta görüşürüz. Evet, motor çalıştırmaya başladık. Şöyle bakalım hemen şuradan, kontrol edelim Navigrad'dan. 06 burada, yani kafayı right'a çevireceğiz sağ tarafımıza. Oraya doğru çevirelim, motorumuzu çalıştıralım. Misler gibi yolumuza çıkalım hocam. Şöyle bir hemen bakalım. Biraz gürültü dinleteyim size. Seslere bakın. Sağ taraftan, sağ taraftan nasıl vuruyor? Evet, şeye bakıyoruz. Burası attı. Hemen ikinci olarak da hemen pushback isteyeceğiz ama bir motoru çalıştırayım ondan sonra. Gerçi apıdayız neticede. Grand Power'ı kapatsak da olur. Şuradan hemen girelim. FS Action, Grand Service, Release diyelim şunu. Disconnect olsun. Ardından ikinci motor için start başlattım abi. Evet, o da başlasın. Biz hemen bir şey isteyelim. Tabi ondan önce şunu unuttuk, görüyor musunuz? Hemen bir şey isteyelim.
pushback isteyelim. Şöyle diyelim, bu bağlansın, bu bağlansın. Right'a çevirecek, start. Hadi bakalım. Kuyruk left'te diyor yani. Hemen. Brakes released. Freni salmıyor. Ana. Ah. Pushback complete. Parking brake set. Ne oldu lan? Bir daha isteyelim. Hocam stop stop. Aman Allah'ım. Allah'ım ya Rabbi. Cleared for push back and start. They want the tail to our left. Roger that. Ready to push tail to the left. Park brakes off. Heh, şimdi oldu. Yolcuları bağlayalım bir. Evet, çıkıyoruz ufak ufak. Herhangi bir sıkıntı, bir problem var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Normal jeneratörlerimize geçelim. Apıyı kapatalım. Apı bleed off yapalım. Misler gibi çıkalım. Süper. Şunları da artık otoya alalım. Motorlarımız çalıştı. Stabil durumdalar. Sıkıntı yok. Evet, pushback başladı abi. Öyle bir kısa bir kalp krizi geçirdik ama. Eyvallah. Görüşünüz. Allah'a emanet olun. Kısa bir kalp krizi geçirdik. Şöyle şuradan da kontrol edelim nerede olduğumuzu. Burun şuraya dönecek. Falan filan. Bir tık kıstım. Çok fazla ses çıkmasın abi. Sağır olmayalım. Buradayız. Yavaş yavaş burun dönecek sağ tarafa doğru. Şuradan da kontrol edebilirsiniz. Ve dönüş başladı, görüyorsunuz. Evet. Buraya çıktık. Gündüz gündüz açarsak durur. Biraz kör edeceğiz ama şeyi. Sıkıntı yok. Apımız kapalı. Herhangi bir problem, bir sıkıntı yaptığımız, bir eksiklik var mı kontrol ediyorum. Yok gibi. Flapleri 5'e alalım. Bu değerleri şuradan da kontrol edebilirim, gelmiş mi gelmemiş mi diye. Evet, bakıyoruz şuradan. Evet, aynı şekilde şu yoldan, kilodan otele doğru. Ya da hold point burası. Juliet mi ne bu? Hemen şu şeyi yapalım. Aynen. Ooo, inişte başka uçaklar da var. Sabiha Gökçen bildiğiniz gibi. Ooo, şu manzaranın güzelliğine bak. Canım teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Evet, flaplerimiz açık mı? Hemen bir kontrol edeceğim şöyle bir görsel olarak da. Ooo, mis gibi açılmış. Hadi bakayım, parking brake'i salalım. Yavaş yavaş gidelim şeye doğru. Hadi bir güç verelim. Ağır uçak. 37-800. Diğerlerine göre daha da ağır bu uçak. Biliyorsunuz eskiden şey yapardık. 700'de falan uçardık. Şimdi her şey değişti kardeşim. Evet, başka bir küçük bu uçak şu anda inişte. Babacım selam olsun. Mert. İkinci Mert vakası. Mertlere selam olsun. Evet, şuradan sağdan bir kaptan dönüşü yapalım. Anam anam. Ben de mi dışarıdan öyle görünüyorum? Ne yapayım? O inen adam ne yaptı öyle? Oo, go around verdi vallahi. Ya da kalkamamıştı zaten. Bir dakika la. Burası pist mi? Bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben neredeyim ya? Siz kimsiniz?
Yo, pis değil burası. Taksi yolu mu bırak? Bu ne güzel taksi yolu böyle. Yo, pis bildiğin. Allah Allah. Hey, bura pist valla. Ama nasıl çıkacağız oraya? Herhalde önce karşıya geçeceğiz. Karşıdan... Ya, bilmiyorum abi. Kafam karışık. Ben yanlış yerde mi doğdum? Ne yaptım? Bilmiyorum ki. Evet, sola baktık. Temiz. Sağa baktık. Yani temiz gibi. Hızlı bir şekilde kendimi karşıya atayım ben. Kazaya mal vermeden. Hızlı derken speed limitleri de açtık tabii ki. 20, 30, 30 knot. İyi, olur. Olur öyle. Tersten çıkalım şeye. Piste. Hadi bakayım hayırlısıyla. Gönül ister ki aynı zamanda facecam de koyalım ama maalesef yapamıyorum. Yeteri kadar ekipmanım yok maalesef. Ama ilerleyen günlerden iyi olmasın. Görkem Duygu. Türk Hava Yolları 7538. Hala hızlıyız ama hızlı bir şekilde yapalım. Videoda çok uzamasın istiyorum. Şöyle bir arkadan da bir bakalım. Yolcu gözüyle. İyi güzel. TH7538 gerçek bir uçuş galiba. Ufak bir uçak. Şu anda Sabiha'dan kalkmak üzere. Var bir hayalimiz. İnşallah bir gün biz de kendi uçağımızla kalkabiliriz oralardan. Evet, ikinci bir kaptan dönüşü. Şöyle kalalım. Parking brekini çekelim. Piste çıkacağız ama ondan önce şu transponderı bir açalım. Çıkmadan önce. Ardından şu ışığımızı açalım. Taksi ışığını kapatalım. Landing light'larımı da açayım. Evet, diğer abimiz kalkışta. Bir frenleri saldık. Ufak hafif bir gaz vereceğim. Şöyle hızlı atık bir şekilde pist başına gidelim. İnşallah Tospik de kalkış yapacak. Yapmazsa kötü çirkin bir gör. Oo, pist başında. Tamam. Anlaşılmıştır. Ben de çıkıyorum abi. Pist başında spawn olanlar. Tabii oyun yani neticede oyun. Yani baktığın zaman herkes erişebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Otobreki RTO'yu aldım. Lenav açık. Ne yapıyorsunuz babalar? Tospik ve Rüzgar. Videoda izliyorsanız kendinize selam olsun. İnanılmaz abi. Çılgınlar. Evet. Şunu bir kapatalım artık. Buradan ilk... Bakacağız. Bakacağız inşallah. Şöyle 7000 bir vereyim. Ya da normal vereyim ben 35'i dümdüz ya. Zaten herhangi bir şeyi tehlikeye atmıyoruz. Oyun. 35. Şöyle verdik. Çok tatlı. Evet. Hadi bakalım. Frenler basılı. Motorlara yarı güç verildi. Motorlar güzel çalışıyor. Bu Master Coach niye yandı? Herhangi bir fikrim yok. Ama vardır bir sebebi. Hadi iyi uçuşlar herkese. Gir up. Haydi bakalım. Babalar gibi tırmanıyoruz. Şu görüntüyü de vereyim size bir yandan. İstanbul manzarasında şöyle bir görmüş olun sizler. Evet, auto throttle açık değilmiş. Şimdi açtım. Uçak çok salmasın kendine.
İlk bacağı kadar en azından kendim uçuracağım. Ondan sonra veririz otomatik pilota. Uçağı çok salmayalım abi. Ne olur ne olmaz. 200 knot flapleri ufak ufak topluyorum. Şu görüntünün güzelliğine bir bak ya. Oy 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 oy. Şurada kareyi o şeyin ortasında tutmaya çalışıyorum. Artının. Article'ın. Ya da neyse. Flapleri komple toplayabiliriz. Artık şunu da kapatabiliriz. Otomatik breaker ito'dan alabiliriz. Şöyle sağa doğru yatışımızı verdik hocam. Yani hakikaten şu manzaralar ne olacak, ne yapacağız? Bir Allah! Çok şey yapmışız bu arada. Fazla bir hız. Bu hızı niye tutmuyor mesela? Verelim. Otomatik pilota da vereyim bir yandan. Burun niye aşağıda çok fazla? Oo, speed limit falan kalmadı babuş. Bir şeyi yanlış yaptık işte, evet. O kadar güvenmeyecektik kendimize babuş. Şirket raporu yedi şimdi. Mesela arkamdan ceza kağıdı geliyor. Hayırlı olsun. Belki işten de atılabiliriz. İlk uyarıyı yedik. Neyse, etrafa bakayım en azından. Tadım çıkarayım. O toparlar kendiliğinden. Yani herhangi bir speed limit yok muydu? 250 demişiz mesela. 300'e niye çıkarsın ki mesela? Otomatik turtle açıktı. Garip bir olay. Neyse, trafiği de açmamışız. Bak, onu da unutmuşuz. Görüyor musunuz? Unuturuz. Olur. Şimdi ben plana şöyle bir geriden bakmadım. Bacakları da fazla kontrol etmedim. Kopukluk varsa hemen düzeltelim onu. Şöyle bunu buraya alalım hocam. Execute diyelim. Runway 13'e doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle bu abi bunu uçururken bir yandan. Evet, çok güzel bir dönüş olacak birazdan. Speed brake'ler ne oldu, toparladı mı kendini hız? Yok, daha toparlamamış, açık kalsın. Hey yavrum hey. Vay 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 vay. Evet, görmüş olduğunuz gibi. 10.000 feet üstü landing light'ları kapattık hocam artık. Logoyu falan da kapatabiliriz. Şurada tekerlek var, onu da kapatabiliriz. Kanatları da kapatabiliriz. Boştan yere aküyü de bitirmesin. Babalar gibi gidelim. Evet, yapmamız gereken başka bir şey var mıydı? Transponderımız zaten açık. Herhangi bir problem yok. Dönüşten sonra bir yolcularımı çözeyim ben. Artık 10.000 üstü. Ama ondan önce bir plana bakacağım. Şurada bir kopukluk var mı yok mu? Muhtemelen vardır da. İleride Esenboğa'ya değil de Esenboğa'yı atlayacağız mesela. Esenboğa'dan sonra İlhan'a direkt olsun. Yani şurası silinsin. Aynen. Yani aynen şu iyi. Bu iyi. Yani çok yanlış bir şekilde dönmesin. Anladınız siz benim demek istediğimi. Mesela şuradan şöyle gidecek. Buraya uğramadan. Daha da yeni kalktık zaten. Kalkışımız da böyle olmuş İstanbul'dan. Hadi bak, bir yandan da yanıklarımı aldım. Böyle dışarıdan da göstereyim size. Hadi bakalım, gittiğimde görüşürüz. Yakınlaştığımda en azından. Evet, hava akşamüstü oldu. Kokpite de birazcık karanlık düşüyor. Şu ışıkları bir açalım. Ardından yavaş yavaş artık alçalış ayarlarımızı yapacağız. Şunları bir açtık hocam. Şu şekilde bir aydınlatalım. En sevdiğim aydınlatmalar. Şurada bir elektriksel bir problemimiz var galiba.
Overheat diyor. Hem. Kaç derecedeyiz ya? Eksi 21 yo. Açarsın ki bunu. Fazla mı ısındık? Ne yaptık anlamadım ki. Overheat. Allah Allah. Neyse tam soğuk gerçi de. Anlayamadım onu. Araştırırız. Şunları açtık. Şunu da birazcık açayım. Şurası da biraz aydınlansın. Evet. Güzel bir görüntü var. Şöyle bir bakalım etrafa. Neredeyiz? Nasılız? Şu anda neredeyiz? Tam olarak şuradan bakabiliriz. Şuradan World Map diyelim. Navigrap'tan bakalım. Evet, Ankara'yı geçmişiz. Kızılırmak bacağına bağlanacağız. Sola hafif bir dönüşümüz olacak. Bakalım. Aynen, sola hafif bir ekmekten bir dönüşümüz olacak şurası. Ondan sonra da Yozgat, Çorum, Amasya üzeri geçeceğiz. Amasya'dan Samsun'un şöyle açıklarına, kuzey batısına doğru gideceğiz. Ardından da dönüşüp dönüp ailesimize bağlanıp inişimizi yapacağız. Kazasız belasız inşallah. Ama Samsun'un herhangi bir liverisini kurmadım. Senaryosunu kurmadım daha doğrusu. Bundan dolayı inşallah problem yaşamayız. Dediğim gibi. Hazırlıklı sayılırım. Ama o kadar da değil. Şöyle bir bakalım. Şu görüntüyü seviyorum abi. Tam önümüzde. Hafif de akşamüstü olacak. Misler gibi, krallar gibi yanaşmamızı, yaklaşmamızı yapacağız abi. Hadi bakalım. Alçalma noktamıza geldik. 3 mil sonra uçak alçalmaya başlayacak. Ben de o sırada şuradan hemen frenlerimi falan ayarlayayım. Yavaş yavaş alçalmaya başlayalım. Kemerleri de bir taktıralım abi yolculara. Hatta taktıralım. Taksınlar. Biraz erken taksınlar. Çünkü yolumuzda hazır az kaldı yani. Dodurga üzerine gelmeden yavaş yavaş alçalışımıza başladık. Güzel. Hadi bakalım. Yakınlaşınca görüşürüz derken uçak kendini salmaya başladı. Manzaranın güzelliği peki? Ufak bir ınıltı var, gördünüz mü? Şöyle efsane ya, bu sese bayılıyorum. Uçağın içi de böyle, merak edenler için. Hadi bakalım. Final'da görüşürüz. Yine güzel bir Karadeniz manzarasıyla beraber inişimizi yapıyoruz abi. Şuranın tatlılığına bakın. Şuradan kanada bakın. Çok iyi ya. Kokpit için de çok güzel oluyor bu şekilde yapınca. Efo da atsın kendi şeyini. Transition altitude'umuz 10.000. Şuradan kontrol ediyorum hemen. 10.000, 10.000'de artık yerel altimetreye geçeceğiz. Az bir yolumuz kaldı. 16.000'deyiz. Biraz hızlı bir alçalış oluyor. Bir şey yapalım. Sürtünme gerekli demiş. Verelim. Birazcık yavaşlasın abi. Bunu tutmaya çalışalım. Çünkü bu sonradan bize arıza çıkarabilir. Allah korusun. İstemeyiz yani. Biliyorsunuz ben alışkınım gerçi de. Ya sizin için diyorum ben. Yoksa hadi bakalım. İnişe görüşürüz. Evet. Buradan sonrasını artık videoda gidebiliriz. 11.000 feet'e geldik. Yavaş yavaş. 11 altında artık şey yapacağız. Landing light'larımızı açacağız. Final'da da artık runway light'larımızı falan filan açıp artık yanaşmaya başlayacağız. Şimdi. Evet. Bakıyoruz. Sıcaklık değerimiz artı 21. Artık şunlara gerek yok. 11 feet geldi artık. Bunu da açalım. Işıklarımızı. Bakalım açıldı mı? Tatlı. Güzel. Ama bir tık hızlıyız. Aa bak, bunu dün söylemişlerdi. Neydi bu? Bunları kapattım diye mi oldu bu ya? Ha evet, ondan olmuş. Neyse, açık kalsın. Önemli değil. Standart altimetreden de çıkalım artık. Yerel altimetreye geçtik. Şurasını da ayarlayalım. Ben onu unutuyorum gerçi. Breklerimiz hala açık kalsın birazcık. Birazcık daha çöksün. Hatta kapatayım. Ben ne yapacaktım ya? Bir şey yapacaktım. Unuttum, görüyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı, bir problem görünmüyor. Fixlerimiz de çizili. Biri 12 milde, birisi 7 milde.
Ondan sonra herhangi bir yapacağım bir şey şimdilik yok gibi. Yanaşmaya devam. ALS frekansımız zaten şuraya girili 110 nokta. Rezerv fuel'ı kullanmışız bu arada. Şuradan bakalım. 110.10. Hemen bakalım şuradan da. 110.10. Aynen. 8000 feet'e geldik. Yavaş yavaş artık çöküş başladı. 240 knot. Şu iniş hızımıza bakalım. Rüzgarla beraber eşledim. 5 knot bir rüzgarımız olacak inişte. 30 flap hafifiz. O yüzden 30 flap inişimizi yapacağız. 30 flap 117 knot ayarladım. Güzel bir iniş olacak. Hadi bakalım. Güneş ışıklara ihtiyacımız yok artık. Gece oldu. Zaten sabah da açmamıştık. Orada bir 6000 limitimiz var. 6000'de olmamız lazım. İnşallah oraya yetiştirecek bizi abimiz. Hatta şöyle bir vertical speed mi vereyim ben? 240 değil, 240 değil. Şöyle sen bir 210 knot'la falan git ama şey de yap, biraz vertical 1800'de falan alçal. Çok havada kalma. Yani şuralarda bizi bir 3000'de yap sen babuş. Final'a biraz sağlam dönelim yani onu istiyorum. 210 watt'ta fazla bir 200 nota çeksen kendine. Hatta yardımcı olayım ben sana. Işıkları çok açmayalım. Dikkatimi dağıtıyor yoksa. Şunu şu pozisyonda açabiliriz. Yoksa çok mu parlak olur? Ha, şu iyi. 230 knot. İşte ne kadarımız var? 20 mil var daha bu arada ya. Ben biraz heyecan yapıyorum da. Normal yani. Neyse sen bir uy. Pisti de göremiyorum görsel olarak. Bakıyorum da. Knot. Abden 180. Sen yine de babuş. Ben buna güvenemedim. Speed'i kendin tut. 200 knot bizim için kafi abi. Ver babacım. Frenlere aban. Pistimiz burası. Oradan 20 mil varsa yan tarafa doğru da. İyi iyi yeteri mesafemiz var ya. Sıkıntı yok. Pisti de göremiyorum henüz yani. Nerede olduğunu bulamıyorum. Daha üstünden geçtiğimiz yerde neresiymiş hemen bakalım. Samsun. Samsun sağ tarafımızda kaldı. Hemen şuradan böyle bir görüntüyü yapalım. Hey yavrum hey. 200 knot. İyi iyi güzel. 5000'e alçaldık bir de. Pist görünüyor mu? EFO'dan bakalım şöyle. Vallahi pisti göremiyorum abi. Herhalde şurası mı? Neresi? Herhalde şurada olabilir. Neyse, görünür herhalde ya. Döndüğümüzde inşallah görürüz. Final'dayken artık işlemlerimizi yapacağız. 240 knot diyor aslında da. Ben çok işi yavaşladım. 210 knot'a çık sen babuş. Vay vay vay. Sabah kalktık, akşam iniyoruz abi. Akşam inişi isteyenleri gelsin bu da. Güzel bir iniş olsun. Ha pist orada bak. Ha, şu mesele. Tamamdır. Işıklarımızı ayarladım. Logoyu açtım. Position anti-collision yanıyor. Kanatları da açalım ama tekerlere gerek yok şimdilik. Biraz böyle bir heyecanlanıyorum. Ter basıyor. Normal olarak. Normal olarak. Denizin üstünden güzel bir yaklaşması var. Sevdim burayı da. Güzel. İrtifamız yani normalde 4000'de olmamız lazım. Biz aptene göre ayarlıyor kendini de gerçi.
Ama Armor da bizi şey yapacak. Armor ne güzel isimmiş ya. Admor'muş pardon. Armor diyor. Sağır duymaz uydurur abi. Bakalım kendimizi görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. ILS Z'den görebilecek miyiz? Göreceğiz artık. Şurada kendimizi görebiliyoruz ILS şartında. Şuradan şöyle dönüş yapacağız artık, bağlanacağız. Establish olacağız 3000'de. 3000'den sonra otomatik kendini bir alçaltacak. Müsait gördüğümüz zamanda da kendimiz otomatik pilotu artık kapatacağız ve inişimizi yapacağız abi. Nazlı nazlı dönüyoruz abi. Evet, final'a dönüyoruz artık. Runway turnoff'ları açtım. Tekerleri artık burada mı koyacağız? Yok, tekerleri ileride koyalım. Bir kademe flap verelim artık. Yavaş yavaş çöksün uçağımız. 200 notada düşelim. Flapler açılmış mı bakalım. Bir kademe açılmış. Bir kademe daha vereyim. Sese bak. Bir kademe daha vereyim. Efsane ya. Evet, 210 knot artık approach'a da bastık hocam. Yavaş yavaş bizi alır o kendiliğinden. 110 nokta ailesimiz görünmüyor ama ailesi zaten girili olduğu için kendisi otomatik alacak bizi ve alacak. Glide slow'umuz geldi yukarıda. Yavaş yavaş yaklaşmaya devam abi. 190 knot'a düş. Evet, pistte 12 mil dolmamız lazım. Bakalım, 10 mil. Geçmişiz zaten haliyle. ...175 nota düş. Bir kademe daha, tam da sınırında koyduk flap'ı. Evet, hızlı kaldık biraz. Ötme gezini seveyim, dur. Tamam, kurtaracağım seni. Bak şurada, şuna bir geçsin. Ötmeyi bırakacaksın. Bekle, sabret. Hop. Geçeceksin, geçeceksin. Olur, olur, olur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Tekerleri de döktük aşağıya artık. Hadi abi, gözünü seveyim, sus. Lan. Tamam, anladık. Artık düşürelim hızımızı 120 nata. Birazcık hızlı kaldığımı düşünüyorum. O yüzden şimdi tekerleri açacağım. Ötme gene kur. Ay, tekerleri değil, flapler. Topluyordum az kalsın. Toplama toplama ha. Artık bu ışığı da yakabilirim. Bir tık daha yavaşlattım. Çok da güzel bir şekilde yaklaşıyoruz abi. Hani yaklaşmamız güzel abi. Yükseltilerden yana problemimiz yok. Kaç nat şeye girmiştik? Approach'a bakalım hemen. 117 nat. Hemen hemen hızımız tuttu. Şimdi birazdan benim rezilliğimi göreceksiniz. Evet. Yolcular zaten bağlı. Artık şuradan bir uyarımızı da yapalım. One thousand geliyor. Yaklaşma açımız bir tık yükseğiz. Artık almak istiyorum ben yavaş yavaş. Abi aldım. Auto throttle'dan da birazdan çıkarım artık. Hatta şimdi çıkayım. Biraz alçak kaldık. Düzeltmelerimi yapıyorum.
Hıza dikkat etmek lazım aynı zamanda. Alçak kaldık, farkındayım. Bir de yavaş, yo, hızımız iyi. Evet, rüzgar sıkıntı hocam. Soldan bir vuran bir rüzgarımız var. Ezelim, burnu ezelim. Hıza dikkat. Şimdi artık 300. continue kardeşim. Teşekkür ederim. Boeing'cim, canım Boeing. Kule yeşil yeşil bir şey yakıyor. O muhtemelen benim için mi acaba? Yüksek kaldık. Burnu ez abi. Ez 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 ez. 100. Hadi bakalım, Bismillah. 50. Bir tık da hızlı kaldık. 30. 20. Yüksekte kaldık. 10. Ama durur yani, uçak durur burada. Evet, geçmiş olsun. Güzel bir iniş oldu. Reverse'leri de açalım. Evet, tatlı bir iniş oldu abi. Tatlı bir iniş oldu. Güzeldi. Böyle yavaş yavaş pistin sağına doğru atayım kendimi. Buradan bir dönüş yapacağım şimdi. Bu da kaptan dönüşüdür ha. Şu APU'yu da bir çalıştıralım bir yandan. Taxi light'larımı da açayım. Hatta açmayayım, şimdi yeri değil onun. Biraz yavaşlayayım. Bakın, yapabilirsem göstereceğim size onu. Şöyle dönelim. Arkadan çıkarız. Dönemeyeceğim. Biraz dışarıdan döneceğiz. Belki burun çıkar biraz. Tekerlek çıkmaz da. Apron arkada kaldı, o yüzden. Flapler toplanırken izlemek istiyorum. Evet, güzel bir anlamlı bir uçuştu. Pisti terk etmek için gidelim. Yer yapmadım, unuttuğum şeyleri yapalım. Flight direktörleri off konumuna alıyorum. Terrain radarımı kapatıyorum. Trafiği kapattım. Belki kapatılmıyordur ama ben yaptım öyle bir cahillik, affedin. Ondan sonra başka ne yapmamız lazım? Apımız gelmiş mi? Apımız gelmiş. Sıkıntı yok. Birazdan şeyi terk edeceğiz ama ondan önce nereden terk edeceğimize bakacağım. İleride Bravo'dan çıkacağız. Şuraya bir yere park edeceğiz. Bizim park alanımız orada. Navigrap bu konuda çok önemli zaten, biliyorsunuz. Yani kendinizi görebilmek güzel, normal. Yani tabii gerçekte yoktur böyle bir şey de. Bazı uçakların kendilerinde var ama bu özellik. Hafif bir gazlayalım. İleri doğru parkımızı yapalım gidip. Evet, şeyimizi kapatalım artık, transponderımızı. İleriden Bravo'dan çıkacağız. Hatta onu da şöyle koyayım şuraya da. Bir yandan bakalım. Ya zaten trafik yok. Sıkıntı olmaz. Abi bu Instagram niye bildirim atıyor her şeyi ya? Benle alakalı olmayan her şeyin bildirimini atıyor ya bana. Evet, soldan çıkışımızı yapıyoruz. Evet, pistten çıktığımıza göre artık şu landing light'ları, one way turn off'ları kapatıp taksi ışığımızı açıyoruz. Mister gibi gidiyoruz abi. Tekerlekte ışığımız da duruyor zaten. Park edeceğimiz yer sağda bir yerde kaldı.
Herhangi bir abi var mı orada? Yok. Herhalde şu abiler beni çağıracaklar ama herhalde ben yanlış yer park yeri seçmişim ya. Sağa dönünce. Neyse tam önemli değil. Genel havacılık da olur bize. Uçağımız minnacık bir uçak bizim neticede değil mi? Biz de küçüğüz. Ha follow me mi bu? Beni mi takip ettirecek? Harbiden mi ya? Tamam. Ha, bize buradan mı dön diyecek? Bu abiler herhalde burada şey ha. Ha. Ha bak şu aracın döndüğü yerden döneceğiz abi. E bizi tarif ediyor bu. Şu küçük araç ne geziyor acaba orada? Gelgelimiz de var. Oo, mis gibi oldu. Yo gelgelimiz yok. Bizim gelgel orada. Niye böyle bir şey oldu? Önünde başka uçak var. Tamam önemli değil, önemli değil. Yapacak bir şey yok. Denk getiremiyorum abi. Bunları kapatmak lazım normalde neticede de. Bunun ayarlarını bilen varsa bana ulaşırsa sevinirim. Yani ben denk getirtiremedim. Evet, burada kalalım abi. Parking brake'leri açalım. Zaten çok fazla uzatmaya gerek yok. Apoyu bir devreye alalım. Apple jeneratörleri geçelim. Ardından cutoff'ları çekelim. Motorları bir sussun. Evet dostlar. Umarım sevmişsinizdir. Dur yer görevlilerini kör etmeyelim. Umarım sevmişsinizdir. Güzel bir uçuş oldu. Gözlerinize sağlık. anlamlı bir uçuştu benim için. Ben bayağı bir keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Bu arada kaç FPM indiğimize hemen bakalım volantadan. Kesin sert indim de. 180 FPM bak sen. İyi gelişme var. Gelişme var yavaş yavaş. Bu güzel bir uçuştu. Güzel de bir inişti. Samsun'a hoş geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Buradan şuradan bir yerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ üst köşede kartlar çıkacak. Oradan da diğer Farming Simulator videolarımıza bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zafer Bayramınız kutlu olsun tekrardan.